Şimdi 28 Şubat nedir diye bir soruyu gençlerimize eğer sorsak, bilmeyenlerin sayısı hiç de az değildir. Bir röportajda başörtülü bir genç kıza 28 Şubat sorulduğunda bilmiyorum diye cevap verdi. Bunda gençlerin kusurundan ziyade ben bizim kusurumuz olduğunu düşünüyorum. Eskiden sadece TRT vardı. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili o kadar çok farklı film seyrettirildi ki bizde. Yani bazen şey deniliyor işte yani özellikle sinema filmiyle alakalı olarak ya bu işte 15 Temmuz'dan sonra zaten o iş bitti deniyor. 15 Temmuz'da da kaç tane sinema filmi çekildi ki? Yani bir veya iki tane çekilmiştir. 28 Şubat'la ilgili mesela hiçbir sinema filmi yok. Ondan sonra başka ne yok? Mesela gençler, öğrenciler arasında şiir, kompozisyon, hikaye ve roman yarışması da yok. Kısa film yarışması da yok. Yani 28 Şubat'ı gelecek nesillere aktarma konusunda işin kültürel kısmına neredeyse hiç yatırım yapılmadı gibi bir şey. Biz bir arşiv çalışması yapıyoruz. Bizim 28 Şubat gönüllerinden aynı zamanda Aster'den de tanıdığınız Tayfun Mirza Bey kardeşimiz var. O bir onunla birlikte bir çalışma yapıyoruz. 26 yılda 560 civarında görsel malzeme var. Yani işte video şeklinde uzun ve kısa dahil olmak üzere. Çok az. Şimdi bu manada bu kültürel faaliyetler konusunda neler yapılabilir? Bu konuda bir çalışmalar yapılabilir mi? Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Yani Türkiye'de düzeltilmesi gereken, film çevrilmesi gereken o kadar konu var ki. Bakın şu anda Kuruluş Osman, Alparslan Selçuklu, Büyük Selçuklu, Kutul Amare. Yani bir anda aklıma hepsi gelmedi ama bütün bunlara baktığımızda aslında Türk halkının ahlaki yapısını bozan ve kendi örf adetlerinden ve kültüründen ve ahlak yapısından uzaklaştıran dizilerin yanında bunların bile devede kulak misali kaldığını görüyorsunuz. Yani şimdi biz öncelikle insanlara maneviyatı mı vereceğiz? İslam ahlakının bakış yolunu mu göstereceğiz? Milli ve yerli üretim mi anlatacağız? Millileşmeyi mi anlatacağız? Medeniyet coğrafyamıza mı döneceğiz? Bütün bunların hepsine baktığımızda insan çaresiz kalıyor. Aslında ben bunu şöyle hep düşünmüşümdür. Kurtuluş Savaşı'nı hatırlayın. Doğu Anadolu'da bir cephede bir grup düşmanla savaşıyor. Ege'de efeler çıkmış, grup grup çeteleşmişler ve düşmanla savaşıyor. Orta Anadolu, Maraş'ta, hepsinde, Trabzon'da. Bütün bunların hepsi kendi alanlarında, kendi bölgelerinin kurtuluşu için çaba sarf etmişler. Ne zamana kadar? Bir komutan çıkıp düdük çalmış. Bu komutan düdüğünün emri altında hepsi toplanıp derli bir ordu oluncaya kadar. O derli bir ordu olduktan sonraki süreçte Türkiye'nin bugünkü topraklarına ve devlet yapısına kavuştuğunu görüyoruz. Yani esasında şöyle söyleyeyim. Biz bir elin parmakları hükmündeyiz. Bir el 28 Şubat'ı duyurmaya çalışırken, bir el İstanbul Sözleşmesi üzerine çalışırken, bir el hukuk üzerine çalışırken, adalet üzerine çalışırken, bir el sanayileşme, savunma sanayi, Selçuk Bayraktar mesela çalışırken, diğer eller, bütün bu ellerin hepsi bir merkezde birleştiğinde bir anlam ve sonuç ortaya çıkarabilir. Biz bunu kendi içimizden ortaya koyacağımız bir takım çalışmalarla, bakın Servet Aydemir diye bir beyefendi var. TRT'de belgesel yapan. Hatta 28 Şubat'ta ilgili çekilen iki belgeselin de çekimini yapan şahıs kendisi. Bakın bir Volkswagen minibüsle yola çıkan, elinde iki kameraman, toplam beş ekibi olan bir oluşumla, bir ekiple bu belgeselleri çekti ve TRT bünyesinde bu organizasyonlara imza attı. Yani aslında gerek Aster, gerek Assam, gerek 28 Şubat gönülleri bütün bu platformla değerlendirdiğimizde bizim de içimizde aslında bu anlamda parasal gücü olan, ekonomik gücü olan, üniversitesi olan, televizyonlar olan insanlarımız var. Bunlar bu sürecin üyeleri olan insanlar, kurucuları olan insanlar. Dolayısıyla
Bütün bunların hepsiyle bir araya gelerek bu anlamda toplum tarafından izlenebilir, kısa ve öz diziler ve belgeseller çekilebilir. Bunlar yapılabilir.